Nereye gidiyorsun halinden? Yılbaşında ben hiçbir yere gidemedim. Evde böyle pijama, terlik takıldım. En güzeli. Gerçi evet, güzel ailemle geçirdim. İçimde kaldı ama biraz. İşte bugün de bari hayalimi gerçekleştireyim güzel dedim. Arkadaşlarımla bir şık otelde yemeğe gidiyoruz, yılbaşı yemeğine. Ama herkes kırmızı giyecek. Ben de öyle giyindim. Güzel. Soralım bakalım. Duydunuz mu? Emel, seninle başlayalım o zaman. Tamam. Elbiseni görebilir miyim? Şimdi ya elbise, bir de tamam. Teşekkürler. Elbisen, şimdi ikisi de güzel ayrı ayrı. İkisinden birini keşke tercih etmiş olsaydın. Ama şimdi giderken biri... hani hem bunu görsünler, çıkardığımda da hem böyle olayım bir de istedim. O yüzden böyle. Evet, tamam. Taşları da hani... seviyorum ben. Benim hani benim de düşüncem öyle olurdu. Hani ikisinden birini tercih ederdim. İçimdeki elbisemi, ama içimdeki elbisemi giyinirdim. Üzerime sadece kırmızı olabilirdi. Sade bir şey, yoksa başka bir şey yok, çok güzel. O ceket bu ceket Teşekkür mi? Teşekkür ederim. Yok, değil. Değil. Hala. Peşindeyim, bırakmam. Hayır, cuma şıklığını biliyordum. Ben arkadaşlarım niye bilmiyor? Sevilay abla kaç kere uyardı. O yüzden cuma şıklığına geldim, onu giyemedim. Ha, gör, bir de uyarılmışsınız. Bu da iyi. Ben de elbise de çok güzel. Üstündeki de, aslında üstündekini giyebilir elbisenin üstüne ama o üstündeki taşlar olmasaydı. Hani düz olsaydı, düz kırmızı ayakkabıyla. Çantayı bilmiyorum ama saçında... toplu olabilirdi. Biraz böyle üst üste gelmiş gibi geldi. Ama elbisen çok güzel. Teşekkür ederim. Beya. Ceketini çok beğendim. Çantan da çok hoşuma gitti. Çok güzel bir çanta açıkçası, şeffaf. Teşekkür ederim. Elbisen sadece o detayı, hani kırmızı detayı var. O biraz fazla, o kadar. Teşekkür Hazır ederim. Hazır mısın Armila? Hazırım. Geçebilirsin. Şimdi hemen konuşuyorum. Pelerinin güzel, kırmızı yılbaşı gecesi gidiyorsun. Önünü şimdi aç. Tabii ben onun içinde o elbiseyi beklemiyorum. Ben onun içinde yine o kalın bir kumaş herhalde. Aynı renkte onun ince kumaşından bir elbise beklerdim bunun içinde. O zaman muhteşem olurdu. Çantanı beğendim, esprili. Papuçların güzel, yani rengi. Saçların olmamış. Saçlarını şöyle bir tepeden falan yapmalıydın. Ne oldu sana? Bir şey olmadı. Bunları annem sabahleyin elime tutuşturdu. Nurella dikkat ediyor dedi. Bir kere daha olmuş. O koydu yani. Doğru, yani o geçmiş dönemlerde öyle kadınlar böyle kutu çantalarının içine pomponlu parfümler, evet. Ha, parfümler böyle üstü taşlı falan, rujlarını, ruj kapakları bile taşlı olurmuş ki ben hayal mayal hatırlıyorum. Rujeler annemin gibi. Taşlı böyle ruju vardı. Doğru söylemiş annene, teşekkürler. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar canım. Teşekkür ederim. Bugün ne oldu? Mikserlik falan yok iki gündür sende. Bir şey Pek yok. Mi durgunsun? Ne oldu sana? Köşede kaldım öyle. Aaa! Konu kapattı. Ha, oradasın, yetişemiyorsun. Evet, yetişemedim. Aa, aman özletme kendini, ortalara gel. Yok yok. Merak etme Nur, yeni konu açar. Tamam. Ben açmıyorum ki. Ay ben yani açar demek ki yeni konu çıkar orta yani kesinlikle. İster istemezsin. Öyle oluyor. Ben de ceketini beğendim. Yani bolero neyse. İşleme de güzel. İçindeki çok karışık. Aynı Nur gibi diyorum. Aynı kırmızı ince kumaştan elbise de bekliyordum. Ayakkabı da okey. Çanta. Ben de çantayı, yani güzel, enteresan ama copy paste yaptım Nur bugün. At kuru, bekliyordum. Aynı söyledim senin gibi. İyi, doğru. Doğru ya, bir tane. Aynen, Nur'umdan
kopyalayıp yapıştırıyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ay Günah. Ay Almira. Sen üstelik ödüllüsün. Aa. Ne? 1000 lira almadın mı? Bir kere aldı. Evet, evet, evet. Yani bu hafta var ya. Yani onu demek istiyorum. 3 yıldızım var. İnşallah bakayım. Bakalım. Ay 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 3. Hayır ölmesin kuşlar. .com Kuş öldü. Tarzi'si Nurella'dan Ivana. Haydi ben Tarz diyorum. Teşekkür ederim. Çok heyecanlı. Ve son. Yıldız hayırlı. Geliyor mu gelmiyor mu? Ortaya kırışıyoruz. Galiba 4 yıldızlar arasında bir rekabet olacak. Bence rekabeti hak ediyor. Teşekkür ederim. Çok mutluyum. Seni yerine alıyorum.